bir yüzyılın kaybedilmemesi için bir ulusal birlik artık zorunludur. Çünkü biz Lozan'dan Kürtler neden kaybetti? Lozan o dönemde Kürtler birlik, Kürtler arası birlik sağlanamamıştı. Kürtler Türklerle birlikte hareket ederiz. Türklerle kazanırız. Sonra bizim haklarımızı tanırlar. İçtimai haklarımızı, ırkı haklarımızı, Amasya protokolleri, Misak-ı Milli bunun içindi. Ama Lozan'la bu amaçları berhava edildi. O dönemde Lozan Sözleşmesi'ne Kürtlerle ilgili hiçbir şey konulmamıştır yani. Tam tersine yani Kürtlerin vatanın dörde bölünmesinin ötesinde yani İran-Irak sınırları azınlık olarak bile kabul görmemiştir Kürtler. Ki kaldı ki Lozan'dan sonra, 1900'den sonra çok değişimler yaşandı. Kürtler ulusal bilincini kazanmış, dört parçada, diasporada, milyonlarca. Çok önemli bir potansiyel var. Kürtler, çünkü çok önemli, Kürtler toplumsal bilinci kazanmış. Politik bilinci, kendi tarih bilincini, bu çok önemli. Ulus, her tür bilinci kazanmış ama tek şey bunun, hani Sayın Özalan der ya, bedenleşmesidir. Zihniyet devrimi yapılmıştır ama politik güç haline de gelmiş ama bunun sadece bedenleşmesi gerekiyor. Bedenleşmesi de işte ulusal kongre, ulusal birlik, onun organları, diplomasisi, savunması, meclisi vesaire işte bir ulus olmanın gerektiği bütün kurumsal yapıları. Ancak bunun için bir araya gelmek gerekiyor. Kürtlerin ortak diplomasi, ortak hareket edecek, ilkeleri belirleyecek şarttır. Bu olursa zaten Lozan fiilen ve uluslararası gelişmelerle zaten fiilen şey olmuştur yani içe geçersiz hale gelmiştir yani. Yeni bir Lozan'a ihtiyaç var. Yeni bir Lozan'a ihtiyacında da Kürtler bir daha bu şeyi kaçırmaması gerekiyor. O dönem kaçırdılar, bu dönem kaçırmamaları lazım. Birlikte hareket ederlerse bütün dünyalar bir şey de facto birlik sağlanırsa zaten herkes bunu tanımak zorunda kalır. Ama böyle parçalı görünümüz olursa vallahi bir yüzyıl daha böyle gider. Çünkü birinci yüzyılı niye kaybettik? Parçalı olduğumuz için kaybettik. İkinci yüzyılda parçalı olduğumuz için kaybetmeyelim. Yani ders çıkaralım biraz tarihten. Onu demek istiyorum yani. Kesinlikle öyledir. Lozan'da Türkiye Cumhuriyeti 1918-21 toplumsal güçlerin, sosyalistlerin, ümmetçi Müslümanların, Kürtlerin ittifakıyla demokratik sistemle yönetilmesi için bir cumhuriyet için mücadele ettiler, kan döktüler. O kadar mücadele vermeleri nedeni demokratik bir cumhuriyete ulaşmak. Ki 1921 Anayasası bunun ifadesi, demokratik bir cumhuriyet ifadesi. Bunun için mücadele ettiler. Ama sonrasında ne oldu? Lozan'a giderken Lozan'da alavere dalavere işte o gizli görüşmelerle İşte de Kürt, Al Kürtleri ve Musul Kerkük'ü işte öyle bir şey yapıldı ki Lozan Anlaşması'yla uluslararası güçlerin de onayı alınarak Kürtsüz bir cumhuriyet tanındı. Kürtsüz, antidemokratik, dikkatini çekerim, tekçi, katı merkezci, antidemokratik, İngiltere hegemonyasına bağlanmış, buna göre yeni de entegre edilmiş ikinci cumhuriyettir. Lozan sonrası aslında bana göre ikinci cumhuriyettir. Esas almamız gereken birinci cumhuriyettir, 1918-21 arasındaki cumhuriyet. Sonrası ikinci cumhuriyet. Hatta şöyle diyebiliriz. Esas almamız gereken 1918-21 dönemi devrim sürecidir. Sonrası karşı devrimdir. Lozan'daki katakulalar, oyunlar neyse işte onlar Lord Curzon da diyor yani eğer gerçek tarih yazılırsa diyor Lozan'da ne düzenekler ne şeyler döndüğünü dehşetle herkes öğrenecek. Yani o kadar çok gizlenmiş şeyler var ya gizli görüşmelere verilen tarih. O masada kimler yatırıldı, kimler o masada doğrandı, kimler katledildi, kimler yani bir sürü acıya, trajediye yol açan bir anlaşmadır Lozan Anlaşması. Barış diyelim, barışla son veren barıştır. Zaten halklar barıştı, bin yıl beraber bir arada yaşıyordu Ermenisiyle şeyle. Kim bozdu bu şeyi, kültürel bütünlüğü? Ulus devletçi anlayış, İngiltere'nin hegemonyasını başı çekti. Ulus devletçi anlayış bu kültürel barışı bozdu, bütünlüğü bozdu. Birbirine mezhepleri, şeyleri birbirine getiren kimdir? Hegemonyada kalktı hegemonyada. Zaten halklar barış içindeydi. Kim bozuyordu, kim bozdu bu barışı? 1918-21 arası Kürt-Türk İttifakı barışı değil miydi? Kürtler mecliste temsil etmiyor muydu kendini? Yerelde ve nüfusça yoğun oldukları yerlerde kendi temsilcilerini seçme hakkını, statüsünü edinmemişlerdi. Yani bu şekilde devam etseydi barıştı zaten. Biz ancak toplumsal güçler bu Lozan'ın böl yönet oyununu, parçalama oyunlarını boşa çıkarabilir. Toplumsal güçlerin ittifakı, ruhu. Sayın Öcalan mesela şey çok önemsiyor, 1918-21 arasındaki tarih, Türklerin ve Kürtlerin ortak tarihi olarak niteliyor. O dönemi inceleyin, neyi kaybettiğimizi de göreceğiz. Irkı ve içtimai haklarımızı kaybettik, demokratik anayasayı kaybettik, kültürümüzü, dilimizi, şarkısı atlandan sonra her şeyimizi kaybettik ondan sonrası. Önce siz ortak tarihi, ondan sonrası. O zaman Sayın Öcalan özetle şey şu, yani Lozan'ı
gerçek barışa döndürecek veya Lozan'ı aşacak mesele nedir? Halkların Demokratik İttifakı'nın iktidara gelerek geri ve anayasaları değiştirerek demokratik bir anayasa ve demokratik bir cumhuriyeti yaratarak ancak gerçek barışa ulaşılabilir. 1921 Anayasası da temel alıyor. 1921 Anayasası demokrasinin geldiği gereklerin aşamalarına, insan hakları hukuk alanındaki gelişmelere göre güncellesin diyor. Gayet güzel bir öneri, güzel bir mantıklı, makul bir öneri, herkes için yararlı olan bir öneri. Düşünebilir misin? Yani o 1921 Anayasası çok mükemmel bir anayasadır bence yani. Diğer anayasalar karşı devrim anayasaları bana göre. Orada demokrasinin tanımını yapan tek anayasadır 1921 Anayasası. Birinci maddesinde hakkın bizzat ve bir fiil kendi kendini yönetmesi diyor yerelde. Millet ve nahiye şuanı. Çok önemli, çok demokratik bir anayasadır diyor. Onu düşünün, o anayasaya 100 yıllık insan haklarındaki gelişmeleri, bir de hukuk alanındaki gelişmeleri, bir de demokratik gelişmeleri ekleyen mükemmel bir anayasadır. Yani barışın, gerçek barışın Orta Doğu dünyaya örnek olacak bir anayasadır. Onun güncellenmesi mesele bu. Neden? Çünkü o anayasa yaratan, cumhuriyeti kuran güçler o anayasa, ittifakı o anayasa yarattı. 1921 Anayasası'nı. Sonrakiler, çok ilginçtir, sonra bunlar hepsi tasfiye edildi. Mustafa Supi komplosuyla sosyalistler, Çerkezler, Ali Şükrü cinayetiyle Lazlar, sonra Ümmetçi Müslüman temsilciler, Mehmet Akif Ersoy, Said Nursi sürgünleri, sonra Kürt. Yani bir bir tasfiye edildiler. Cumhuriyeti kuranlar tasfiye edildi, anlatabiliyor muyum? Sonra kime bırakıldı? Birinci mecliste feshedildi ya, ondan sonra. Birinci meclis Lozan'ı kabul etmedi. Baktılar, birinci meclis kabul etmiyor, feshettiler yani. Sonrasındaki ikinci meclis, merkezi liste usulüyle tek tek Mustafa Kemal'in isim isim belirlenmiş ve ağırlıklı iktidarçı kadrolar oluşan bir meclis oluşturdular. Göstermek bir seçimli bir meclis oluşturdular. Onlar Lozan'ı oynadı. Lozan halklar oynanamadı. Lozan'ı sosyalistler oynanamadı. Lozan'ı Kürtler oynanamadı. Lozan'ı ümmetçi Müslümanlar oynanamadı. Lozan'ı Çerkezler oynanamadı. Lozan'ı Lazlar oynanamadı. Ali Şükrü cinayeti gibi. Lozan'ı kim onayladı? İşte ikinci meclise doldurulan, merkezi sesi, ikinci meclise doldurulan iktidatçı bürokratlar oynadı. Anayasadır zaten, toplumsal güçler dışlandığı için bu anayasa fiilen toplum karşıtı zaten. O yüzden toplumsal güçler kendi yolunu, şeylerine, kendi hak ve özgürlüklerine, kendi politikalarına uygun tercihler içerisinde girecekler. Pratikler içine girdiğinde, örgütlenmeler içerisine girdiklerinde zaten açılmış olacak. Kürtleri zaten hiç bağlamaz çünkü zaten Kürtleri yok sayan, dışlayan, tarihten silinmesine fermanını, o masada var ya, Kürt'ün fermanını yazıldı o masada. Lozan masasında gizli görüşmelerde. Fermanı yazıldı yani. Yani fermanımı yazan bir anlaşmayı ben niye tanıyacağım? Bana hakkımı tanımayan bir anlaşmayı. Ki doğal, o yüzden içini doldurmak lazım yani. Mesela zaten yüzyıllık bir sorundur. Kürtlerin tecridi Lozan'la başlıyor. Yani Lozan anlaşmasında Kürtler hukukun dışına itildi. Zaten tecridin kendisini yaşıyoruz yüzyıldır. Lozan'la yaşıyoruz. Lozan'a karşı mücadele tecride karşı mücadeledir. Aynı şeydir yani. Bunu tecridle Öcalan'a uygulanan hukuksuzluk da aynıdır. Sayın Öcalan'a İmralı tecridinde de hukuk var mı? Yok. Ulusal mevzuat da uygulanmıyor. Yani Kürtler ulusal Kürtler hukukun dışında bütün mesele bu haksızlığın temel, yüzyıllık haksızlığın temelden aşılması için mücadele etmek, insanlara bunu anlatmaktır. Bir halkı, bir ulusu, 20 milyonu yok sayıyorsunuz. Hukukun dışına atıyorsun, statü bile tanımıyorsun. Diyorsun ki, İran'a diyorsun ki, İran'ın yani aslında şudur, Lozan Anlaşması. İran'a diyorsun ki, kendi içindeki Kürtleri istediğin gibi eritebilirsin. Türklere değil, Türkiye'de değil, kendi içindeki Kürtleri istediğin gibi eritebilirsin. Irak'ta değil, eritebilirsin. İran'dakiler diyor, eritebilirsin. Irak'ta biraz bu aşıldı. Yani belli bir statü var ama o da kesinlik kazanmış değil yani. O da kuzeydeki özgürlük ve demokrasi mücadelesine bağlı. Orası tasfiye edilirse oraya da sıra gelecek. Niye orası tanınmıyor? Çünkü Kürtler birlik sağlamazsa orası da tanımazlar. Lozan'ı haklar toplum adına biz Lozan'ı, kendi Lozan'ımızı yaratmalıyız yani.